Merhabalar. İrade terbiyesi 9. bölüm. İrade terbiyesinde beden sağlığının önemi son e, virajı artık sanırım burada biter. Bazen yanılıyorum tabii bitmiyor olabiliyor konu uzuyor ama az kaldı. Beden sağlığının önemi. Hep diyoruz ya ruhun maddeye, maddenin ruh etkisi vardır diye. Yani ruh iyi beden, beden iyiyse ruh iyidir. İşte mesela karbonhidratı minimalde tutup şekeri yemediğinizde mutlu oluyorsunuz. Yani mutlu oluyorsunuz bu kadar. Aslında net ve bu kadar uygulaması basit ve o kadar da zor. Buraya kadar konunun psikolojik yönünü ele aldık. Şimdi de kendini kontrol etmenin fizyolojik şartlarını ele alalım demiş. İrade ve onun en güçlü göstergesi olan dikkat sinir sistemimizin ayrılmaz parçasıdır. Şayet sinir sistemimiz hızlıca zayıflar veya zayıfladığında kendini toplaması uzun zaman alırsa artık azim ve çaba göstermek imkansız hale gelir. Bedensel zayıflık cılız irade ve yetersiz bitkin dikkat dikkate dikk sebep olur. Bunu e, biraz desteğini çok ve delilini tam gösteremeyeceğim bir şey ama örnek veriyorum. İrade ile ilgili kas gruplarının bile etkisi var. Mesela gluteus maximus dediğimiz e, kalça kasları eğer ki aşırı düz ve yoksa Erkeklerde gözlemlediğim, eğer yoksa e, irade o kadar zayıf oluyor. Biraz e, en büyük kas grubu sırt daha sonra geliyor. İşte latissimus dorsi dediğimiz, erektör spinalar, latissimus dorsi'ler. Bu nokta o ikisinin gücü nispetinde kişinin biraz daha iradeli gücünü görüyorum veya e, kambura gelen yani ön kaslar güçlü, sırt güçsüz olduğunda kişinin gerçek anlamda ümitsizliğe biraz daha çok yük çektiğini inanmaya dönük hareketleri oluyor. O yüzden postürün dahi karakteristik yapıda ve düşüncesel yapıda etkisi var. Postürün dahi. O yüzden mesela bir taraf güçlü bir taraf güçsüz. Mutlaka bir dengesizliğe neden olacaktır ve bunu giderebilmek için bu postürün düzelmesi lazımdı. Bir dengesizlik de netice mesela burun tıkanır. Burun tıkanıklığı aslında enerjisel bir dengesizliktir. Bir burnu tıkalı olanı tıkayıp tamamıyla açık taraftan doğru nefes aldığınızda diğeri de açılacaktır. Bu tamamen bunu gösterir. Mesela ben süt ürünlerini veya karbonhidrat ekmeği çok yediğimde bende o hasıl olur. Çünkü dengeyi bozarım. Tüm çalışmalarımızda gördük ki diğer etkenlerden daha ziyade başarıyı getiren en büyük etken enerji durumudur. Meşhur bir söze göre kendini tanıma yolunda ilk şart iyi bir hayvan olmaktan geçiyor. Moral açısından kendimizi iyi hissettiğimiz zamanlarda bedenimiz tıpkı düzgün notalar çalan, akordu iyi yapılmış bir enstrüman gibi olur. Kalıcı ve sürekli iradenin bir koşulu mutluluğa şartlanmış şekilde yaşamamaktır. Çünkü mutluluk çalışmanın bir sonucudur. Daha önce de söylediğimiz gibi mutluluk hayatın sıfırlarının önüne eklenen sayı gibidir. Hayata gerçek anlamda değer katar. Ne yazık ki zihni faaliyetler yanlış anlaşıldığı zaman kötü sonuçlanabilir. Zira bir zihni faaliyet bedenin hareketsiz kalmasını, evin dört duvarı arasında oturup kalmayı gerektirebilir. Sonuç olarak fiziki bir iş olmadığından oturmayı gerektirir. Bunun yanı sıra bir de sağlıksız beslenme ekleyelim. Midenin etrafı sinir ağlarıyla çevrili olduğundan bu organdaki düzensizliklerin sinir sistemine Etkisi büyük önem arz eder. Yemekten sonra kan başa hücum edince başımız ağrır, ayaklarımız soğur, üzerine ağırlık çöker, sinir sistemi yavaşlar. Zihni kullanarak çalışan birçok kimse bu durumu kontrol etmekte zorlanır. Mesela ben ıı, analizleri oturarak yapıyorum. Bacaklarıma kan gitmiyor ve bacaklarım üşüyor o zaman. Ve böyle hapşırmaya başlıyorum. Isı dengem bozuluyor. sinirsel sorunlar baş gösterir. Çünkü nevrotik sorunların başlangıcı genel olarak beslenme ile ilintilidir. Ama mesela bu durum beslenmeye dikkat ettiğim zamanlarda olmuyor. Sağlığımız kötüleştiği zaman ruh haliniz de ona eşlik eder ve kendini kontrol etme gücünü yitirmeye başlarsınız. İşte maddenin ruha, ruhun madde etkisi var. Karşımızda sabır ve acımasız bir rakip var. En ufak hata da bizi yenmeye hazır ama iyi oyuncu kimseye mağlup edemez. Rakibimiz ise doğa, kurallara uymayan kimseye acımaz. Bunca şeye dikkat ederek yaşamak hayatı çekilmez hale getirmez mi diyeceksiniz. Bu itina bir alışkanlık meselesi. Kötü bir yemeğin sebep olduğu zaman kaybı normal yeme ayırdığımız zamandan daha fazladır. Biraz çıkıp gezinmek için gereken zaman midemizin tıka basa doluyken kahvede gazete okumaktan ve koltuğa çakılmaktan daha fazla zaman kaybettirmez. Çalışma alanınızı ara sıra havalandırmak veya biraz hava almak zaman kaybı olmaz. Hayatı kolaylaştıracak belirgin önlemler almak yeterli olur. Mantığımızı kullanarak önem, önlem almayışımızın sebebi tembelliktir. Öyle kötü yiyorsun sonra hastalanıyorsun kaybettiğin zaman çok daha fazla. Zihinsel tembellik önlem almamıza fiziksel tembellik ise harekete geçmemize engeldir. Zihinsel tembellik önlem almaya, fiziksel tembellik harekete geçmemize engeldir. Kemer takmamak zihinsel tembellik diye not almışım. Bir daha söylemek gerekirse sağlık bizim için ödül olacaktır. Yani mutluluğun, başarının hatta tüm hususların ön koşulu. Bu arada üzerinde duracağımız en mühim husus beslenme. Esas mesele ise yediğimiz besin maddelerinin türleri ve miktarları olacaktır. Günümüzde hiçbir yağlı yiyeceğin ve karbonhidratın doku oluşumunda proteinin yerini tutmadığı bilinir. Yani beslenmede protein zorunlu ihtiyaç. Diğer yandan makul miktarın aşılmaması durumunda son derece ilginç sonuçlar doğurur. Aşırı derecede protein organlarda alınan miktardan kat kat fazla albümin oluşmasına neden olur. Günlük almamız gereken protein miktarı 75 gram azotlu bezün, besin maddesine eşdeğerdir demiş. Bu miktarın üzerine alınan besin kat kaslarda fazladan protein oluşmasına neden olur. Ancak gençler günlük yemesi gereken en ek miktarının 2-3 katı fazlasını yiyebiliyor. Diğer yandan miktarı ne olursa olsun alınan proteinin yanında karbonhidrat ve yağlı besinler almazsa protein faaliyete geçer ve birikmeye başlar. Bu yüzden 75 gram proteinle beraber bu besin maddeleri de alındığında proteinin olumsuz etkisi azalır demiş. Bu veriler çok yediğimizi özellikle çok fazla et yediğimizi gösterir. Mideye ve bağırsaklara inanılmaz bir yük bindiriyoruz. Abarttığımızı zannedeceksiniz. Oysa sindirim esnasında mide sıvıları salgılanmasaydı mide ve bağırsak çeperini sindirmeye başlardık. Sindirim bile kocaman bir iş. Bağırsakları düz bir zemine yayarsak 30 santim kalınlığında beden uzunluğunun 7-8 katı fazlası olur. Mide ve bağırsakların yüzeysel olarak çalışma alanı en az 5 metrekaredir demiş. Her gün durmadan kendini yenilemeye çalışan, mideyi ve bağırsakları kaplayan vilusların öğütme için harcadığı enerji ve yüksek miktardaki sıvı, pankreas ve safra kesesinin salgıladığı sıvılar midenin peristaltik hareketini de eklersek gereken muazzam bir enerji. Yani midemize bir şey gönderdiğimizde, hele de bunlar zor sindirilen şeylerse, bunlar inanılmaz bir faaliyete neden oluyor ve bu faaliyet seni sinirsel, zihinsel olarak etkileyecek diyor. Fazla yemek yiyenlerin sadece sindirim sistemleri için yaşayan insancıkları olduğu açık değil mi? Çok kilolu bir arkadaşım var. Yüzüme bakıyor, ismimi unutuyor. Şey, Ferhat, Cihat yok. Faruk, aman. Oğlum, az ye. Az ye diyorum. 160 kilo falan şu an. Etkiliyor yani. Bu gruba bir lokmada yutulan miktarın fazladığı nedeniyle sınırım sıvılarının, sindirim sıvılarının yeterince çiğnenmemiş besinleri öğütemediği sindirim sisteminin yavaş kişilerde etkilenip ee, geleneksel tıp okumalarında çiğnemenin, tükürüğün, gıdaya bulaşmasının ne kadar önemli olduğunu okumuştuk. Burada da Jules buna değindi. Bu konuyu kahveden bahsetmeden kapatmayalım. Özelliğinin yitirilmesine ve asabiyete neden olan filtre kahveyi çok fazla tavsiye etmiyorum. Arap kahvesi olarak hazırlanan kahve ise ki bizim kahvemiz Arap dedi sindirme faydalıdır. Sabah içilen bir fincan kahve çalışanların sabah halsizliğini alır ve zihinsel canlılık verir. Ee, yani Türk kahvesi sinirime faydalı Elbette abartmadan derhal işe koyulmak kaydıyla Bir miktar tüketmekte sakınca yok Temiz hava teneffüs etmek mecburi İşin doğrusu temiz hava sanki bir ihtiyaç değilmiş Gibi düşünenler var Gençlerin biraz serin havada kirli havayı tercih ettiğini gördüm Bu anlamda eğitim yuvalarının Son derece ilkel kaldığını söylüyorum Temiz havaya ihtiyaç duyan organizma Bu mekanlarda kötü havaya maruz kalıyor Öğrenci içinde bu aynı şey Odasında otururken kirlenmiş havayı tekrar teneffüs etmek zorunda kalıyor Kambur bir şekilde oturmak veya yatma pozisyonunda nefes almayı ve uzun vadede çalışmayı zorlaştırır. Bunun için sırtımızı dik tutma ve alışkan bu e, alışkan nedeniyle solunum sistemimizi rahatlatmalıyız. Bu da yetmez, düzenli olarak nefes molası vermeliyiz. Lagrange range diye birisi buna nefes jimnastiği diyor. Sabah kalkınca istam dışı yaptığımız gerilme hareketlerine benzer. Ben hiç bunları yapmıyorum. Uyanıyorum. Hiç böyle falan oluyor ya böyle bir şey yapmıyorum hiç. Hiç de yapmadım yani. Uyanıyorum. Şöyle gözümü şey yapıyorum. Baktım yatma isteğim var. Bir anda böyle aniden fırlıyorum. Yani hiç şöyle bir gerilme hareketi falan. Güzel uyuyorlar demek. Ayrıca bu egzersiz kaburgalarda ankligoz oluşumuna da neden olur demiş. Yani gerçek anlamda spor yapmanın yerini tutmaz. Neymiş o? Dinlenme esnasında bile insanı rahatlatan solunum egzersizlerinden bahsediyor. Bu tür nefes çalışmaları sadece nefes almayı kolaylaştırır. Yani gerçek anlamda spor yapmanın yerini tutmaz. Ee, en iyi nefes egzersi antrenmandır. Doğudulu nefesler alırsın böyle. Tek başına spor da bir anlam ifade etmez. Spor beslenme fonksiyonlarının gelişimine fayda verir. Evet. Anton Lavoiser 1789 Bilim Akademisi'nde yayımladığı bir makalede aç karnına yapılan bir kas egzersizinden sonra vücudun dinlenme haline nazaran 3 kat fazla oksijen tükettiğinden bahsetmiş. Ya bugünlerde de bu çok konuşuluyor. 1789 aç karnına egzersiz yaptığında çok daha fazla oksijen bedene giriyormuş. Ben mesela aç karnı egzersiz yapımda çok daha rahat egzersiz yapıyorum. Mesela Ramazan'da gidiyorum. Bu beni zorlamıyor. Tam tersi daha kolay. Ki bu niye zorlamıyor? Bunun çünkü pikini gördüm. Askerdeyiz. Kıbrıs'tayım. Plaja verdiler bizi. O kadar sıcak ki. Ve kum çekilmesi lazım. Çünkü Kıbrıs'ta o plajda yani işte kapalı maraş dedikleri yer. Gazi olsa İnanılmaz yükseliyorsun ve restoranların duvarına vuruyor kışın. Ama yazın bir çekiliyor yaklaşık e, 3 6 9 15 20 metrelik bir e, şey oluyor. Bu sayıyı da nasıl veriyorum? Şezlongları 3er metre arayla dizmiştik. Eee 1 2 3 4 var aynı. E, 20 metreye yakın arkadan önden mesafeyle. Ve o 20 metrede o kum çok yükseliyor ya kum buraya kadar gelmiş. Biz kumu ayağa kadar küreklerle itiyoruz. 400 metre uzunluğunda eni bazen 10 bazen 20 metre olan plajda kum çekiyoruz ve niyetliyim. O kadar kolaydı ki yani yorulmadım bile. Mesela o millet terliyor şey yapıyor falan ben kum atmaya devam ediyorum. Ee, bir şey yemiyorsun. Ha, işte manevi tarafı var bunun. O ayrı bir konu. Ama fizyolojik olarak da sebepler alemindeyiz. Fevkalade bir kolaylık oluyordu ben ondan önce de bir Ramazan ayında 10 kilo almıştım. Ağırlık çalışıyordum iftardan önce. Sonra deli gibi yiyordum. 10 kilo almıştım. Yani büyümüştüm kas kütlesi olarak. Orada da zayıfladım doğru ama yani kum çekiyorsun sıcağın anda ki bir de sadece kum çekmedim. Son 10 gün Ramazan'ın 10 metre derine dalmak zorundaydık. 8 ile 1 Mayıs, 8 Nisan, 1 Mayıs arası oldu bunlar. 8 ile 10 metre arasında doluyoruz. 1,5 tonluk platform var. Denizin ortasına götürüyoruz. Zincirler, zinciri aşağısı oluruz. Orada bir yandan akıntıya kapılmayacak 1,5 ton tekneyle çekiyorlar. Biz dalıyoruz. Onları D kilit vardı. Onlarla sıkıyoruz falan. Fevkalade bir mücadeleydi. Şey de diyorlar işte hani bozulmuyor falan. Mecburum bir. ikincisi yani tuzlu su yutacak halim yok. Dur ya şöyle bir tuzlu su yutayım falan. Kimse tuzlu su yutmak istemiyor. Kulağımdan giren falan. İnşallah bir şey olmuyordur. Olmuyordur da yani neticede yemiyorum bir şey. Kulağımdan mideme gidip de bozulması ile ilgili bir şey de okumadım. Böyle yani kendi vicdanımda rahat. Çünkü askeriyedeyim ve denize girmem lazım yani. Onları yapmamız lazım. Bir Mayıs yetiştirmemiz lazım. Daha keza ona rağmen kolay tuttum. O yüzden aç karnının egzersizle alakalı yani bir saat bazen bir buçuk saat yapıyorum. Dinlenmeleri çıkarırsan 45 dakikalık bir antrenman. Belki bir saatlik. Alışıyorsunuz yani kısacası. Ve gerçekten çok daha böyle terlemeniz iyi oluyor. Yorulma noktanız daha az oluyor vesaire. Bedensel aktivitenin faydası bunlarla da sınırlı değil. Paul Bert'in ispat ettiği gibi oksijenin vücuda kaslar sabitler. Kaslar gerçek anlamda bir solunum organıdır. Ben çok söylüyorum mesela danışanlarımda bazen psikolojik sıkıntılar oluyor bazı şeyleri aşamıyorlar. Egzersiz yapın hele de erkekler mutlaka egzersiz yapsınlar ağırlık kaldırsınlar. Mutlaka peygamberimiz görüyor ağırlık kaldırıyorlar taş yarışıyorlar falan. Ee, onunla ilgili övgü dolu şey söylüyor tam sözünü hatırlamıyorum. Yani güzel bir aktivite diyor peygamberimiz buna. Yani erkek testosteron bunu gerektirir. Yani bir güç, bir iteklenme ne bileyim bir güreş, bir judo artık neyse boks yani bu fıtratın gerektirdiği şeydir. Kadın biraz da işte yürüyüş olur, ip atlar, işte pilates yapar vesaire. Ama budur. Yani mesela bacaklar geçenlerde bir araştırmada ee, merkezidir diyor kanla alakalı durumda ve kanın dolaşımı ile ilgili en güçlü yerdir. Kas kaybı olmadığı müddetçe bacaklarda sağlığın güçlü olacağından bahsediyor. Ve bakın burada da kas oksijeni bedene sabitler demiş. Bu dönüşüm ne kadar fazla olursa yağ yakımı o kadar yüksek olur. Neymiş o? Solunan oksijen sayesinde kaslarda bulunan yüksek miktardaki karbonik asit bedenden uzaklaşır. Bu dönüşüm ne kadar fazlaysa yağ yakım oranı o kadar artar demiş. Bu yağlanma sadece bedensel tembellik değil aynı zamanda eklem iltihapları, gut nefes kokusu, böbrek taşı gibi hastalıklara da neden oluyor diyor. Yani hareketsizlik nedeniyle yakılamayan yağlar bedende depolanıyor, obazit oluyor. Bu da tembellikle birlikte iltihaplanma, gut nefes kokusu ve böbrek taşı ortaya çıkar diyor. Üst gelir düzeyine sahip ve çok fazla yemek yiyen yani ailelerin çocukları için spor yapmak çok elzemdir. Çok fazla beslenirler ve bir de üzerine hareketsiz kalırlarsa bağırsak sıvıları diye adlandırılan kilüste yükselme meydana gelir. Bu rahatsızlık daha çok akşam aşırı yenilen yemek sonrası hemen yatıp kalktığımızda ortaya çıkar. Bakın irade terbiyesi psikolojik bir kitap okuyoruz. Nasıl bağlantılı kilüsten yine e, İslami geleneksel tıp bahsetmişti ve bu noktada çalışma mekanizmasının bedenin bizim doğru beslenmemize çünkü çalışma mekanizmasını bildiğinde doğru beslenerek onun çalışmasını bozmamayı öğreniyorsun. Artı bunun çalışmasını bu bedenin çalışmasını bozmadıktan sonra da iyi bir psikolojiyle doğru bir psikolojiyle rahatlıkla çalışmaya irade gösteriyorsun ve yükseliyorsun. Yakılacak maddelerin kandaki miktarı nedeniyle kan daha katı hale gelir ve doğal olarak mide tembelleşir. Sabah kalktığınızda bir çelişkili bir durum ortaya çıkar. Halsizlik ve beyin durgunluğa oturur. Çok acı bir gerçek bu durgunluğun nedenini şöyle açıklar. Kanda bulunan oksijen miktarı azalmaya bağlı olarak yorgunluk hissi artar ve çalışma isteği yok olur demiş. Fiziksel çaba istek gerektirir. Böylece irade gelişir. Tıpkı bütün yeteneklerimizin tekrarlı geliştiği gibi. Üstelik fiziksel etkinlikler yorucu olmaya başlayınca acı vermeye başlar. Acı dayanma istekli olmak değil de nedir? Acıya dayanma istekli olmak değil de nedir? Fiziksel etkinlik irade terbiyesinde başlı başına bir temel eğitim gibidir. Ağır vücut çalışmalarını önermediğimiz gibi sakınmalıyız da. Çünkü aşırı egzersiz gerektiren bu çalışmalar boyun ve başın fazla yorulmasına yol açar. Zihinsel çalışmalar için başın ve boyunun korunması şarttır. Zaten bundan önce de söylemiştim biz spor akademisine girdiğimizde spor fizyoloji, fizyoloji dersinde ilk ders spor öldürürdü. Egzersiz Sağlıklı yaşamaya neden olur. Yani dikkat edin böyle performans sporcularına. Çok büyük efor sarf ediyor. Çok büyük. Yani bunu tahmin edemezsiniz. Görmeniz lazım. Yani öyle büyük efor sarf ediyorlar ki mesela bir antrenmanda 30 ton kaldırıyor. Sabah akşam bir daha gidiyor 30 ton kaldırıyor. E, Tabi bu sadece ağırlık kaldırmak değil. İşte güreşiyorlar, çarpışıyorlar. Mesela e, güreşçiler biliyorum adam mesela omurgada kırık varmış ama kas güçlü olduğu için onu sarmış. Güreşirken kırılmış mesela. Yani bu ilginç hadiseler. Sporcular bunu çok iyi bilir diyorum ya. Bir egzersizde 8 kilo veriyor adam. Judocu mesela bir egzersizde tartılıyor. İşte 98 50, 90. Çünkü kas zaten çoğu su ve inanılmaz bir efor sarf ettiği için oluyor sana 8 kilo bir antrenmanda verebiliyor. İşte ya nasıl olur falan ya nasıl olur Performans bunlar deli gibi antrenman yapıyorlar. Normal çalışmıyor. Bedenin e, hat safhada bir efor. Yani senin gidip de şurada koşma falan spor değil onların hiçbiri. O esas sporcu o profesyonel manada çalışmalardır. Ve diyorum hayal edemezsiniz. o kadar güç, çok büyük sarf ediyorlar enerji ve yani mesela bir bakıyorsun işte kalp büyüyor bir şeyler oluyor ee, eklemlerdeki yani çok yüksek performans gerektiren bir spor olmasa da futbol oynadığımızda bizim de mesela dizlerimizde bazı sıkıntılar oluyor Oysa akıllı İngilizler ha şuradan alayım gariptir Fransa'da İngiltere'deki gençlerin aldığı atletik eğitim bilimsel anlamda alaştırmalardan övgüyle anlatılıyor yıllık pansiyon ücreti 5000 frank tutan birkaç meşhur İngiliz kolejine hayranlık duyulmaktadır. Ortak para birimi avroya geçmeden önce Fransa'da kullanılan tamam biliyoruz markı. 1 avro 6500 frank eder diye de not düşmüş. Oysa akıllı İngilizler okullarında abartılı fiziksel egzersiz yapılması taraftarı değildir. Wilkie Collins 1871 yılında yayımladığı karı koca kitabının ön sözünde İngiliz toplumunda kabalığın ve serseriliğin arttığından bahseder. Çoğunlukla vücut çalışmalarının bunda rolü olduğunu ifade eder. Tarafsızlığı tartışmasız olan Matthew Arnold ise Fransız eğitim sistemini savunur. Ona göre barbarlar ile zevksizler arasındaki fark... Barbarların sadece gururlu, kabalı, sporu, gürültülü zevkleri ve eğlenceyi sevmesidir. Zevksizler ise ancak para kazanmayı, koşuşturmayı ve dedikoduyu sever. İngiliz eğitiminin barbar ve zevksiz tipler yetiştirdiğini söyler. İlginç bir bakış açısı. iki eğitim şeyini karşılaştırmış. Tüm gücümüz birbirinden ayrı iki kompartımanda bulunmuyor. Zihni çalışmalar için gereken güçle fiziksel gücümüz aynı kompartımandır. Bu sebeple aşırı derecede sarf edilen fiziksel kuvvet zihinsel çalışmalar adına birer kayıptır. Çünkü aşırı derecede bir efor sarf ederseniz bedeni olarak odaklanma noktanız zayıflıyor. Bunu ben kendi antrenman şeyimde de fark ediyorum. Bir gün ara veriyorum mutlaka. Çünkü üst üste her gün antrenman yaptığımda işe odaklanıyorum. Çünkü odak kabiliyetimi antrenmana gitmek için kullandım ve antrenmanda kullandım. <laughs> Eğer düşüncesizse bedeni, eğer düşüncesizce bedeninin fermente içkilerle veya ilaçlarla doldurur sonra zor bela bedeninden atmak için spor yapar ve muhteşem vücudunu aynada seyredersen bir şey diyemem. Ama geleceğin doktoru, avukatı, bilim adamı, edebiyatçısı açsan bu anlamsızdır. Yani vücut geliştirmeciysen zaten işin o. Devam. Ona odaklanacaksın ama sen Avukatsan edebiyatçıysan başka bir iş yapıyorsan sürekli onu yapman doğru değil diyor. Günümüzde büyük zaferler büyük kas gücüyle kazanılmıyor. Büyük buluşlarla fikirlerle oluyor. Muhteşem sporcu kaslarımız bir pastörün, amperin veya e, bilmem neyin akıl etmez. İşin doğrusu ne kadar antrenmanlı olursan o insanoğlu bir atı veya köpeği yarışta geçemez. Bir gorille kavga edemez. Yani üstünlüğümüz kaslarımızın ağırlığıyla doğru orantılı değil. Yani maddi kuvvet öküzde de var diyor ama bizi öne çıkaran. Aklımız bu egzersiz yapma demek değil. İnsanlarda böyle bir uç var. Biraz bir tarafı eleştirince diğer tarafı yok etmeye çalışıyor. Hayır egzersiz yapacaksın. Yapmalısın. İnsan dışarıda olmak için yaratılmış. Hareket etmek için yaratılmış. Ama her şeyiyle onun için yaratılmamış. Dengeyi buluyor yani. Sonuç itibariyle çocuklarımızın kaslı olması için harcadığımız çaba boştur. Kaslı olmanın sağlıklı olduğunu zannetmek hatalı bir durumdur diye de devam etmiş. Ee, tamamen katılmıyorum. Eğitimimizin, gençlerimizin beyinlerini hiçe sayarak nezaketten uzak savaşçılar yetiştirme peşinde. Bu doğru. Zihinsel olarak güçlü olmak mı yoksa boksta güçlü olmak mı? Tercihimizde kuşku olmalı. Bizi hayvanlaştırmaya götürecek bir gelişim tercihimiz olmaz. Evet. Yani boks olmaz da masa tenisi olur. Tenis olur. Veya işte güreş olur. Ki o da sert bir spor. Zor bir spor. Hani profesyonel mağdur yapacaksınız. Hatta dünyanın en zor sporu seçildi. İşte kano yapılabilir. Ee, yani illa hayvanlaştıracak birçok spor yok. Örnek kalmamız gereken kaba sıradan İngiliz eğitimi değil, öğrencilerin aşırı yorulmasını reddeden İsveç sistemi olabilir demiş. Çünkü aşırı beden eğitiminin bitkinliğe ve çeşitli hastalıklara neden olduğunu fark eder. Doğru yani aşırı, aşırı konusunda doğru. Herbert Spencer'ın dediği gibi bilginin tertip ve düzeni onu el, elde et, hmm, düzeni onu edinmekten daha mühimdir demiş. Tekrar. Bilginin tertip ve düzeni onu et, elde etmekten daha mühimdir. Bu çalışma için iki önemli husus zaman ve gayrettir. Ben de bilginin oluşturulması kısmı doğada olmalıdır derim. Gezinti esnasında kan coşkuyla dolaşır, temiz hava bedeninize oksijenlenmesini sağlar. Doğru mesela video çekeceğim sürekli tek düze mesela 3 aydır evdeyiz, araç yok vesaire çıkmadı hala gidemiyorum bir yere. Ee, farkındayım bazı şeyler tek düze devam ediyor ama bir yere gittiğimde mesela fuarlara gidiyoruz ne bileyim şehir dışına gidiyoruz. kitap fuarlarına gidiyoruz. bir bakıyorum oradaki konuşmalar, yeni bir hava, yeni insanlar, yeni bir ambiyans, yeni bir aura, insanlarla konuşuyoruz falan çok güzel video konuları çıkıyor. Hemen orada bir reels çekiyorum veya YouTube'a iyi bir içerik çıkıyor. Bu tamamıyla zihnin farklı çalışmasına neden olan bir fiziksel aktivite nedeniyledir. Mill anılarında Mantık adlı eserinin büyük kısmını şirketin Hindistan'daki bürosuna giderek yazdığından bahseder. Verimli çalışmaların güneşin ve temiz havanın bol olduğu yerlerde çıktığı aşikardır. Kesinlikle öyle. Tembel insan hak edilmiş bir dinlenmenin zevkini bilmez. Çünkü Pascal'ın dediği gibi ısınmak üşürseniz dinlenmek yorulursanız güzeldir. Paskal iyi söylemiş şurayı not alalım. Çalışmadan dinlenmek tembelliktir, can sıkıcıdır. Ruskin'in söylediği gibi hak edilmiş dinlenme öküzün ahırda geviş getirmesi değildir. Ne yazık ki uyku mevzusu birçok yanlış fikri beraberinde getirir. Her şeye kural getirmek gibi bir gayreti olan sağlıkçılar yetişkin bir insanın günde 6-7 saat uyuması gerektiğini söyler. Bu konuda uygulanacak kural akşam çok geç yatmamak, sabah çalar saat çalınca da yatağın içinden kaç yatağın içine kaçmamak olmalıdır. Söylemekte fayda var. Geç yatmamaktan kastımız akşam 12'yi aşmamak. Bilindiği üzere öğlen saat 4'ten sonra vücut kanısız düşmeye başlar ve akşam alınan sindirilmesi zor besin maddeleri kanda birikmeye başlar. Bakın. Nereye giderseniz gidin. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Bunu ihvanı safa da bahseder. İhvanı safa din, din, ırk. Hiç fark etmeksizin her bir toplumun, bir cemiyetin kendine ait bir tedavisi olduğunu ve hepsinin insana dair kullanılabilir bir şey olduğunu bilerek bu sistemi, bu düşünce mantığını güderek herkesin Budist'inde ne bileyim satanisinde hepsinin tedavi yöntemlerini falan bakıyorlar. Ve işin açığı ortak noktaları çok. Çünkü yani akıl bir ve görünen ve görüntüde görünümüzün gözümüzün onunda olan şeylerin çözümü ister istemez seni aynı yöne götür. Yani su ıslatır bitti. Bununla ilgili tüm değişik uygulamalar suyun ıslatması üzerine olacaktır. Yani kainat bir nizam ve intizam üzerine kurulu olduğu için sen hangi yoldan gidersen git birliğe ulaşıyorsun. Çünkü bir elden çıkmış burası ve gayeleri amaçları bir. Hakeza bakın burada da okuyoruz. Bir tane Fransız bir psikolog 1800'lerde yazdığı kitapta yine aynı şeylerden bahsediyor. Akşam dörtten sonra diyor e, vücut kanısısı düşer. Bu da sindirimi yavaşlatır. Sen ben mesela söylüyorum hatta çok da anlatmışımdır. Burada bir bakkal e, ahbabımız vardı. Çok kiloluydu ne yapacağım dedi. Beşten sonra yemek yeme başka hiç böyle ince şey yok. Çünkü laz e, ve böyle incik cincik şeylerden bıkmış yok. Şöyle şu kadar peynir yağı yok kibrit kutusu falan. Bana diyor bir şey söyle hocam nasıl kilo vereceğim? Dedim ki beşten sonra yeme yeter. Gündüz serbest dilediğini ye. Esah es mı dedi? Esah es dedim. Beşten sonra yeme. Sonra ben askere mi gittim? Bir şey oldu. Bir geldim adam dal gibi olmuş. Sarılıyor böyle uşağım kilo vermişim ha buraya dedim. Benim sayemde değil. Sen irade gösterdin. Hakeza bunun gibi 5'ten sonra bir şey yeme. Çünkü 5'ten sonra yediğin her şey sindirim yavaşladığı için daha ziyade kalmaya müsait oluyor. Eğer kilo ile ilgili sıkıntısı olan varsa bunu deneyebilir. Bakın aynı şeyi söylüyor. Bugün geleneksel tıpta İslam tıpta olan şeyle elin Hristiyan aynı şeyi söylüyor yani. Doğal olarak beyin yavaşladığı için daha basit işlere yönelir diyor akşam içinde. Buna rağmen çalışmaya devam etmek ertesi gün kullanılacak enerjiyi kaybetmek demektir. Zihnin gece vakti yorgun vaziyette meşgul edilmesinden zaten pek önemli bir fayda elde edilmez. Sabah çok erken saatlerde kalkmanın gerekli olduğunu da zannetmiyorum. Ayrıca her gün sabah saat 4'te uyanmaya gücümüz yetmez. Özellikle sıcacık yatak odanın soğukluğuna tercih edilecekse iradenin dışında başka bir motivasyonun varlığı şarttır. Net. Çok güzel tespit ya. Harika. Bunları e, mutlaka denemiştir çünkü bu şeyi aynı şekilde defalarca denedim. Eğer ki e, akşam onda yatabiliyorsanız ki cemiyetler toplantılar, sohbetler oluyor. Akşam onda yatman mümkün değil. Hadi olmadığı gün yattın. 4'te kalkabiliyorsun. Evet lakin hava soğuk ve kışsa e, ekstra başka bir motivasyon savaşçı olman lazım. Yani savaşçı olman lazım. Kafanda bir şeylerin savaşını veriyor olman lazım. Gözünü açar açmaz soğukluğa, mogluğa bakmadan kalkman lazım. Hele de abdest alacaksan vesaire ekstra irade gerek. O yüzden her zaman bu olmuyor. Kalkıyorsun ki e, sabah namazı bunun için çok uygun. Sabah namazına kalk biraz erken yat. Yani 5 saat uyku yetiyor. 4'ü denedim. E, bir zaman sonra patlıyor. Yani 4 gün falan 4 saat uyku yetiyor. Sonra bir patlak veriyorsun. Öğlen uyuyabiliyorsan düzeldi. Yani devam eder ama devam etmiyor. E, çok güzel söylemiş yani. Yani 4'te uyanırsın ama bu sürekli devam etme buna her zaman gücün yetmeyecektir. E, o yüzden sabah namazından sonraki o kerahat vakti ki çok fevkalade bir vakit. Oralarda uyumuyorsa ki Ramazan'da düzen yok. Mesela benim Ramazan'da o düzenim bitti ben normalde. Akşam 12'de 1'de uyurum. Sabah 6'da kalkarım biter iş. 7'de kalkarım biter bir daha uyumam. Ama Ramazan'da öyle değil yani. Çok yiyoruz iftarda. İşte davete gidiyorsun bir yere gidiyorsun. Çok yiyorum. İstersen de sahurda hiçbir şey yemememe rağmen. Ha uyudum, ha uyuyacağım. iki oluyor, üç oluyor. Uyuyorsun, paramparça kalktıktan sonra uyumaman mümkün değil yani işte 7'de falan kalkıp sabah namazından sonra uyumaman mümkün olmuyor. İşte bu yemekle alakalı yine. Hummalı bir sindirim var uyuyamıyorsun. Düzelecek. Şehir merkezinde bir fırıncının evinde kalırken tüm tepkiler aman çocukları karşıt çocukları tarafından her sabah erken saatlerde uyandırıldım. Kış boyunca sabah saat 5'te uyanıp masama oturdum. Bu tecrübeden erken kalkan yol olur sonucunu çıkardım. Çalışmalarımın meyvesini vermeye başlamıştı. Kazanımlarım kalıcı oluyordu ancak gün içinde biraz yorgun oluyordum. Sonuç itibariyle günün verimli saatlerinin önemli çalışmaları önemli çalışmalar için kullanılması tercih edilir. Bu metodun avantajı günün hiçbir saati boşa gitmez. Bana saat kaçta kalktığını söyle sana ne kadar erdemli olduğunu söyleyeyim. Harika. Uyku haricinde dinlenme veya eğlenme de istirahat sayılır. Zaten kesintisiz dinlenmeden çalışmak önerilmez. Eski bir deyişle beyin yaya benzer. Sürekli gergin duran bir yay gücünü yavaş yavaş kaybedecektir. Çok fevkalade bir benzetme. Dinlenmenin çalışma açısından değerini yeterince ifade edemedim. Radolf Topper. Çalışmak gerek dostum. Sonra da hiçbir şey yapmayıp alemi seyretmek, hava almak, gezmek gerek. İşte böylece aldığın bilgileri ve gözlemleri öğütür. Bilginin salt beyinde kalmasından kalmasındansa gerçek hayata uyarlarsın. Harikulade. Çalışmak gerek dostum. Sonra da hiçbir şey yapmayıp alemi seyretmek gerek. Sağlık kurallarını bilmeyen irade ve sebat gösteremez. Ne yerseniz onun cinsindensiniz. Yani sağlık psikolojik gücünde de çok önemli bir koşuldur. i̇bn Sina bunu söylüyor. Psikolojik rahatsızlıkların dair temelinde beslenme vardır diyor. Platon'un geometri bilmeyen buradan içeri giremez demesi gibi. Bu durumda biz de sağlık kurallarına uymayan buraya giremez diyebiliriz. Ruh can verdiği bedende hakimse beden zayıflayıp güçsüzleştiğinde artık hakimiyet çok fazla sürmez. İşte ruh beden ilişkisi. Buraya da not almışım. Ruhun madde maddenin ruh etkisi vardırın bir farklı tabiri. Bossetun bu yani bu çok meşhur bir yazar da okuyamıyorum ismini. Bosseut diye yazılmış. Dediği gibi ruh can verdiği bedene hakimse beden zayıflayıp güçsüzleştiğinde artık hakimiyet çok fazla sürmeyecektir demiş. Bu teoriden temizlenmiş toprağımızı yani gerçek anlamda psikoloji eğitimimizi ele aldık. Küçük de olsa bize doğrudan destek olan kararlar üzerinde çok büyük etkimiz olduğunu fark ettik. Diğer yandan bize kolayca hükmeden duygularımıza karşı hiçbir şey yapamıyoruz gibi. Ama zamanla ve akıllıca manevralarla tüm bu zorlukları lehimize çevireceğiz. Düşüncelerin irade terbiyesindeki rolü. Şayet yeni bir bölümdeyiz. İrade psikolojisindeyiz. Şayet psikolojimizi oluşturan unsurlar basit olsaydı nefse hakimiyet yolundaki tehlikeleri incelemekte çok zor olmazdı ancak bu unsurların kendi aralarında bağ hatta birliktelikler kurması nedeniyle detaylı analiz yapabilmek hassaslaşır. Bununla birlikte psikolojimizi oluşturan unsurlar üç başlıkta toplanır. Düşüncelerimiz, duygusal durumumuz, eylemlerimiz. Düşüncelerimiz, duygusal durumumuz, eylemlerimiz. Düşünce kelimesi farklı anlamları barındırır. İrade ile zeka arasındaki ilişkiyi araştıran bir psikolog düşüncelerimizi dahili fikirlerimiz ve hariçten gelen fikirlerimiz olarak ikiye ayırmalı. Bu düşüncelerimizin çoğu bize dışarıdan gelir. Montaigne'in dediği gibi süzgeçten geçer, gelip geçici bir misafir gibidir. Kendimize mal etmek için çaba göstermeliyiz. Ah oh, çok güzel. Yani düşünce gelir. Gelip geçici bir misafir gibidir aslında ve o düşünceleri kendimize mal etmek için çaba göstermeli. Yani süzgeçten geçirmelisin, onu işlemelisin, bu ne demek istiyor falan. Sonra kendi düşüncen süzülüyor. Hafızayı bu düşüncelere karşı sadece bir depo gibi kullanırız. Onlar orada düzensiz halde yan yana durur. Yani hepimiz beynimizde okuduklarımızdan, sohbetlerimizden ve hatta rüyalarımızdan gelen düşünceler barındırırız. Üstadların ve yazarların düşünceleri bile tembelliğimizden faydalanıp beynimize yerleşir. Rüyaları eklemesi de çok ilginç. Hani hurafe sayanlar var ya. Niye sayıyorsun? Bak sana etkisi var. İşte hafızayı iyi ya da kötü barındıran bir cephaneliktir. Tembelliğimiz ve dürtülerimiz bu depodan kendine dayana kararlar. Bu tür düşüncelere bazen hüküm ederiz, Onları keyfimize göre geliştirir, kullanırız. Ama her düşünce üzerinde istediğimiz üstünde her zaman sahip olamayız. Birçoğu bizim için bir kelimeden ibarettir, başka bir şey değil. Beynimizdeki kelimelerin tek başına tembelliğimize karşı verebileceği savaş toprak çömleğin metal tasa karşı savaşı gibidir. Alfred Follow güçlü düşüncelerden bahsederken Genel olarak yanlış bir tezi savunmuştu. Güçlü bir düşüncenin ortaya çıkışının ancak gerçek bir güç duygusal hallerle ger gerçek bir güç gerçek bir güç olan duygusal hallerle bir araya gelmesi sayesinde doğaca kuvvete bağlı olduğunu söylüyor diyor. Tecrübeler bize düşüncenin tek başına zayıf olduğunu gösterir. Ayrıca zeka da tek başına kalırsa dışarıdan destek almadan dürtülerimizle karşılaşınca gücünü kaybetmeye yüz Yani zeka hayvani hislere karşı mücadelede yalnız başına kalırsa hiçbir şey yapamaz. Kesinlikle öyle. İstediğin kadar bil. Fevkalade güzel yağmur yağdırılıyor şu an. İstediğin kadar bil. Hiçbir şekilde hayvani hislere karşı tek başına zeka duramaz. Mutlaka yanında başka bir duygu his lazım. Bu sebeple sağlıklı bir insanın duygusal hallerden yardım almaması mümkün değil. Ribot verdiği örneklerle gösterdi ki hislerimize neşe mutluluk eşlik etmezse fikirler soğuk kuru kuruya kalırsa akıllı bir adam bile bir imza atmaya elini kaldıramaz hale gelebilir. Mesela konuşuyoruz burada eğer ki ben anlatırken bir neşe bir mutluluk bir amaç bir kavga bir mücadele hissine sahip değilsem konuştuğumu dinleyemezsiniz çünkü kuru ve yavan olur aslında hatibin muhataplar arasındaki ilişkide muhatabı ele alması veya muhatabı daha ziyade dinleyebilir konuma getirmesi tamamıyla e, duygusunun varlığıdır. Bir şevk, bir iştiyak, bir neşe, bir mutluluk, bir dövüş, bir kavga içermiyorsa hatip anlattığı esnada duygusal olarak o konulara karşı kuru yavan olacaktır. Maalesef patolojik durumların farklı olduğunu zannediyoruz. Halbuki bu durumun gerçeğin mercekle büyütülmüş halidir. Cimri harpagonla alay edenin yine hiç üzerine alınmayan bir cimri olması gibi biz de psikolojik sorunlarımızı görmezden kaçarız. Görmekten kaçarız. Yani niye böyle atıyorum? Şarkı sözlerini bilmiyorsun ve sallıyorsun ya onun gibi. Yani hafif ucuna bakıyorum. Gör. Devamında kaçınınız görmekten, görmezden. Okusana tamam mı? Mesela alkolikler sarhoşluğun başlarına neler getireceğini iyi bilirler. Ancak bunu ilk alkol komasına girdiklerinde anlarlar. Ama geçmiş olsun artık çok geç. Fikirleri hareketleri üzerinde etkili olamıyor. Bak fikir hareket üzerinde etkili olamıyor. Onlar ancak sefalete düştükten sonra ahva ederler. Aklıma bak şu an getirildi. Biliyoruz yapmamız gerekenleri, dini vecibelerimizi ama yerine getiremiyoruz. Fikir var. Ama arzulara ket vuramıyor. Neden? Allah'ım diyor hadiste benim hayretim arttır. Bakın tefekkür, iman. Bu dinin temeli imandır. Amel değildir. Hani insanlar bu konuda bir video çekmiştim. Çok tepki gösterdiler. Hala da yazıyorlar o bir şeyin altına da. Bu dinin ilk temeli oturduğu yer imandır. İmanla cennete girersin. Yani kurtuluş vesikasını alırsın. Amelle değil. Amel senin cennetinin içindeki kaliteyi, lüksü arttırır. 3 artı 1 değil de 30 artı 1'de oturmana neden olur. Ama imanın yoksa Oradan bir daire alamazsın. Yani vatandaşlık gibi düşün. Vatandaşlığı imanla alırsın. Cennete vatandaş olacaksan imanla alırsın. Ya işte çok param var. Vatandaşı değilsen cennetten arsa alamıyorsun. Giremiyorsun bile. Amel paradır işte. O yüzden iman en başta tesistir. Ve iman tesis olurken hayretiniz artar. İman hayretimiz artar. Ee, dünkü okuduğumuz bahiste alemi seyredersin. Mütefekkire mütefekkir noktasında sen bir fikir ehri olarak seyredersin. Hayretin artar. Sonra mütala edersin. Bakarsın. Şevkin, iştiyakın artar. Hayretin artar. İşte o zaman fikir gerçekleştirilmesi için hayvani duygular karşısında yanına bir yandaş bulmuştur. Onunla da hayrettir, iştiyaktır, şevktir. İşte iman ondan sonra fikir etkili olur yoksa tek başına etkili olmaz. Onlar ancak sefalete düştükten sonra ah vah ederler. Bilseydin derler. Bu akıbet önceden biliyordu zaten ama hissedemedikleri şey ızdırabın etkisiydi. Düşüncelerimiz yüzeysel olanlar ve derin olanlar şeklinde de ayrılır demiş. Rekabet duygusunu çalışma azmi için kullan demişim buraya not almışım. Misal olarak birkaç günümüzü yarı tembel olarak geçirmişiz. Kitap okuyoruz ama kendimizi çok da zorlamıyoruz bize göre haklı sebeplerimiz de var takılıyoruz. Tam da o sırada bir arkadaşımızın yeni bir başarısını anlattığı mektup posta elimize ulaştı veya onun videosunu veya onun reels'ını veya onun e, mesajını gördük. İçimizde bir rekabet duygusu kabardı. Başka bir etkinin oluşturamadığı bir gücü basit bir heyecan duygusu ortaya çıkarabildi. Bunu da mesela çok yanlış e, yere çekmemek lazım. Rekabet duygusu olmalıdır. Mesela arkadaşımla biz mesela burada masa tenisi oynuyoruz. Rekabet duygusu olmasın masa tenisinde gelişemezsin. Ama o rekabet duygusu senin yükselmeni sağlıyorsa iyidir ama arkadaşını yılan olmayacaksın yani akrep olmayacaksın. Arkadaşını çaptan düşürmeye çalışarak yükselmeye çalışıyorsa sen zavallı bir yılansın. Ama tam tersi. Arkadaşınla birlikteysen onun çok iyi tenis oynuyor, masa tenisi mesela Volkan çok iyi oynuyor. Volkan'ı yenebilmek için rekabet duygun var. Daha iyi oynamak için daha iyi odaklanman lazım, teknik öğreniyorsun falan. Ama onu yenebilmek için kendini geliştirmek evet seni yükseltecektir ve bu arkadaşlık arasında da birbirinizi geliştirmek ve yükseltmek olacaktır. Ama rekabete giriyorsun. Ben ona nasıl çaptan düşüyorum falan. Fitne, fücur işte. Sen yılansın. Yılan yani. Bu rekabet noktasını iyi anla anlamak lazım. Baute, karla kaplı sonu görünmeyen dik bir bayırı inmek durumunda kalmıştım. Kayıyordum. Bir saniye olsun bilincimi kaybetmedim. Tehlikenin farkındaydım. Durumun kritik olduğunu biliyordum. Bir an, bir an öleceğimi bile düşündüm. Sonunda yavaşlamayı ve 100 metre aşağıda durmayı başardım. Çok sakin, yavaşça kar bastonundan destek alarak tehlikeli bölgeye geçtim. Kayalıklara ulaşınca belki harcanan gücün fazlalığı nedeniyle şiddetli bir titreme başladı. Kalbim hızlı hızlı atıyordu. Soğuk teller döktüm. Tam da o ara korku ve yüksek bir endişe kapladı içimi. Bir anda tehlike düşüncesi tehlike duygusuna dönüşmüştü. Geçici duyguların yol açtığı kısa süreli harici düşüncelere nazaran çok daha derin ve temel duygularınızla uyum içinde olan fikirlerimiz vardır. Hatta duyguların mı bu düşünceleri içerdiğini yoksa düşüncelerin mi bu duyguları içerdiğini bilemeyiz. Yani Fransa'nın Alp dağlarındayken kayıyormuş ve kaydıktan sonra da tamam rahatlıkla da 100 metre sonra duruyor ve kenara kayıyor, kenara çıkıyor o tehlikeli bölgeden. Ama iş bittikten sonra bedeni tepki vermeye başlıyor. Düşünce duyguya dönüştü çünkü o arada. Demek ki düşüncelerimiz duygulara dönüşebiliyor. O yüzden mutsuzsan, mutlu olduğunu düşündüğünde mutlu olursun. Hani diyor ya taklit et. Mutlu değilsen biri. Çok mutlusun. Ben bunu daha önce anlatmıştım. Hacamat yaptık birine. Koç burcuydu. Küçükken bir travma yaşamış. Kanla alakalı. Çok korkuyor. Şimdi sırttan böyle altı kupaya attım. Anladım yavaş yavaş böyle bedeni ısınmaya başladı. Böyle bakıyorum. Hafif nemlendi tamam artık şey başlıyor film başlıyor bayılacak hemen hızlı hızlı kanalımı yapışın bayıldı sandalyeye doğru ittim böyle öne bayılsın diye aldım sonra yere yatırdı kendine geldi ayıldı ama titriyor bakın ayıldı birkaç dakika sonra titreme başladı falan titriyor yani adam şimdi bakıyorum titremesi için hiçbir sebep yok dedim ki elini şöyle yapar mısın böyle bir yaptı titreme durdu bırak dedim titriyor elini beline koy Tamam çünkü anlattığı şeyi biliyorum küçükken korkmuş ve inanılmaz bir korku, özgüvensizlik var o kanla ilgili işlerde ee, ve o an aklıma geldi özgüvensizliğe karşı özgüven duruşu özgüvensiz dahi olsan sen de özgüveni ortaya çıkaracaktır şöyle bakarsın veya böyle durursun özgüvensiz hissettiğiniz anda özgüvenliymiş gibi yaparsanız düşünce duyguya dönüşecektir ve siz özgüveni kazanacaksınız Ve gerçekten elini böyle koyunca duruyor. Dedim ki senin tamamen travmayla alakalı. Çünkü fizyolojik olarak ne yüzünde bir beyazım ne başka bir şey bir şey yok yani. Böyle yapıyor titreme duruyor. Böyle yapıyor titreme duruyor. Bırakıyor titriyor. Bu örnekte bunun gibi. Düşüncesi var. Sürekli onu çeviriyor kafada. O duyguya dönüşüyor. Beden buna tepki veriyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz üzere düşünceler tek başına kalınca dürtülere karşı mutlaka yetersiz kalır. Mesela bir gece yarısı yataktan anlamsız bir korkuya kapılmayan, kalp hızlı hızlı atmayan kim vardır? Kanın beyni fırladığı, mantığın zayıfladığı, zekanın bastırılmaya çalıştığı bu anlamsız duygu kimin başına gelmiştir? Dün yatacağım, videoyu yükledim YouTube'a. Tam çıkarken yani ana sayfaya geldim. Bir tane short video çıktı. Çocuğun gözler böyle. Küçük bir çocuk zenci. İrkildim ya. Gerçekten resmen irkildim. Yani yeri geliyor üç harfleri falan böyle ara sıra gölgesi mölgesi oluyor. Şey yapmıyorsun ama o görüntü beni böyle uyuştu bir anla kafam. O göz bakışı. Allah dedim sizi ıslah etsin. Bu ne dedim ya. Gerçekten beni gerdi yani. Sonra tabii ki gece bir problem yaşamayayım yani. Burada anlattığı gibi kan beynine sıçrayıp uyanmayayım diye. Şöyle bir cama açtım biraz nefes aldım. Bir görüntü iritti beni yani. Ansızın çıkınca. Bir de müzik koymuşlar böyle saçma sapan. Mantığım zayıfladı yani kısacası. Ve düşünceler girmeye çalıştı. Ve düşüncelerin girmesine mani olmak için işte farklı aktivite yaptım ki o düşünceler duyguya evrilmesin. Duyguya evrildiğinde zaten gece mutsuz oluyorsun. Mesela dikkat edin geceleri çok mutsuzum. Aynı uyanıyorum. Kötü rüyalar görüyorum. Bakın kötü şeyler düşünüyorsunuz. Çünkü diyor ki Mevzu mağazaları. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünün hayatından lezzet alır. Güzel rüyalar görür diyor. Neden? Çünkü e, senin düşüncen. Bakın rüyalar. Ahir zamanda ümmetimin rüyaları yalanlanmaz diyor peygamberimiz de. Bak. Bağa bak şimdi birbiriyle. O psikolojik bağa bak. Şimdi rüya. Hazreti Yusuf. Geliyorlar ona yalandan rüya anlatıyorlar. Hazreti Yusuf rüyayı yoruyor. Diyor ki biz sana şaka yaptık bu rüya gerçek değil. Hazreti Yusuf diyor ki anlattığınız rüya hakkında hüküm verildi. Ne yaptı ki Hazreti Yusuf? Rüyayı yordu. Ya ben böyle bir hareket yaptım kardeşim. Çok cömert bir adamsın. Hüküm verildi bak. Yaptığın hareket dolayısıyla ben sana çok cömersin. Ederim. Mesela bunu bir zaman çok yapar. Ey gayretli, kadir, şinaz, vefalı kardeşlerim. Öyle değilim. Öyle olayım diye söylüyor. Hüküm verildi artık öyle olacaksın. O yüzden konuştuklarımız çok önemli yani. İnsanlara karşı ya ben senin yüzün çok asık gördüm. Çok paspalsın değil var. Ya adam onu biliyor güzel şeyler söyle. Ya hayır konuş ya sus. Bunun gibi rüya. de yorun diyor. Neden? Bak rüyayı güzel görmene neden olacak olan şeyler güzel düşüncelerindir. Rüyayı kötü görsen bile hayra yorup sende güzel düşünceleri ve dolayısıyla güzel duyguları ortaya çıkarmasına neden olursan tekrarında geri dönüşünde Tekrar güzel rüyalar görmeye başlarsın. Çünkü güzel düşünmeye başladın. Güzel düşündün, güzel e, gördün. Güzeli düşünmeye başladın, güzeli görmeye başladın. O sende güzel fikirleri oluşturdu. Güzel rüyalar gördün, güzel yordun. Silsile halinde güzellikler devam ediyor ve sana hep harikulade şeyler isabet ediyor. Bu böyledir, silsile halinde. Anlattığınız şey hakkında hüküm verildi diyor Hazreti Süper. onu okuduğumda böyle türelim diken diken olmuştu. İbnül Arabi'nin Fütöti Mekke 7. veya 8. cildinde geçiyor rüyalar bahsinde fevkaladedir yani çoğu şeyi izah eder aslında güzel yor rüya hayalini güzel yor e, güzel hayal kur güzel rüyalar kabuslar görüyorsan demek ki güzel düşünmüyorsun ki senin rüya aynana o fikirler çirkin yansıyor ama o çirkinliği yeren sensin küçük kasabadaki Burjuva takımının lafta kalan dini inancıyla dini bütün bir Aziz'in inancı arasındaki farkı düşünün. Aziz dini gerçekleri hisseder, kendini bu uğurda feda eder, dünyevi tüm varlıklardan vazgeçmeye, icabında fakirliği kabullenmeye, ızdırabı en zor koşulları sırtlanmaya hazırdır. Burjuva'nın inancı sadece zihninde durur, pazar hainine gider ama çirkince bencillikten de ödün vermez. Zengin olmasına rağmen zavallı bakıcıyı köle gibi kullanır az yemek verip çok ister. Lüzumsuz harcamalardan, zevk-ü sefadan kendini alıkoyamayan sosyalist tayfasıyla servetine ve dehasına rağmen ruh kö Rus köylüsü gibi sade yaşayan Tolstoy'un hissettiği sosyalizm karşılaştırabilirsiniz demiş. Yine bu şekilde kaçınılmaz ölüm düşüncesi insanların bir çoğundan soyut olarak kalacaktır diyor. Ölüme mahkum olanlar bile genellikle ancak son anlarında bunu hissederler. Gafletten, Hayır düşünce başlı başına bir güç değildir. Yani öleceğimize inanmıyoruz. Mesela ben kendime bakıyorum. Öleceğimi biliyorum. Ama buna inancım ne kadar? İşte ne kadar ölüme göre yaşıyorsam o kadar. Hissedemiyoruz ya. Yani. Ahir zamanda mezarı kazan bile ölümü hissedemiyor diyor. Hazır düşünce başlı başına bir güç değildir. Eğer o bilincimize tek başına olsaydı bir güç olabilirdi. Fakat duygusal hallerde çatışma halinde olduğu için savaşırken ihtiyacı olan güç de yine duygulardan alması şarttır. Bu çok mantıklı. Mutlaka bir duygu gerek. Fikrimizin yanına mutlaka bir duygu gerekir. İşimizi kolaylaştıran hafıza kanunu. Tüm hatıralarınız içimiz tüm hatıraların içimize derinlemesine kazınması için sık tekrara ihtiyaç duyarız. Başka bir ifadeyle hatıralar candan ve sempatik bir ilgi ihtiyaç duyar. Bilincimizden uzak tuttuğumuz, uzaklaştırdığımız düşünceler zayıflar, azalır, silinir. Etrafında bağlı olduğu düşünceleri de alıp götürür. Yani düşüncelerimizin efendisiyiz. Yerleşmiş kötü bitkiler ve hatta daha fazlasını koparıp atmaya da muktediriz. Aksi olarak mevcut durumu korumak içimize yerleşmesini istiyorsa konu dışı olan alakasız hatırlamalara sebebiyet verecek zararlı çalışımlardan uzak tutmak gerekir. İşte biraz önce konuştuğumuz konu. Uzun soluklu konsantrasyonlar için yazı muhteşem kurtarıcıdır. Beyin, göz, el destek alır. Örneğin mesleki nedenlerle yerleşmiş telaffuz etmekten okuyamama sorununuz var. Kelimeyi telaffuz ederek okuduğumda yazıyı zihnimde pekiştiren etkenler de artmış olur. Bilindiği gibi bir kelime dört birimden oluşur. Kelimenin motor imgesi, telaffuz yani. iki görsel imgesi yani kelimenin yazılı görüntüsü veya basılı hali. Üç işitsel imgesi, kelimenin duyulan sesi. Dört grafik motor imgesi yani yazma eylemi. Düşünce dil olmaksızın ifade etmek mümkün olmadığından her düşünceye bu dört imgeden birkaçı destek verir. Çok fevkalade bir çözümleme. E, telaffuz, kelimenin yazılı görüntüsü veya basımı, kelimenin duyulması ve yazma eylemi. Yani bir kelime var mesela işte daha önce de örneğini vermiştim. Starnakloyudamasteidot. Şimdi bu bir kastır şuradaki var ya şu. Aynen şu kast. Şimdi Starnakloyudamasteidot. İlk başta biz anatomi dersine girdiğimizde bizi zorlamıştın. Ne yani, Masteyi ne yapacağız falan. İlk baş yazıyorsun. Şimdi kelimenin yazılı hali. E, hoca söylüyor. Yaşar Tatar diyor ki Starna da masteyi Onun söylemi telaffuzu kulağımda. E, sonra e, yazılı halini gördüm. E, telaffuzunu duydum. Sesi telaffuz edenden aldım. Başka başka şekilde telaffuz edebiliyor. İşte starnum kleidum mastedut. Starnum kleidum mastedut falan. Başkası başka şekil. Telaffuzu farklı. Söylem ses farklı. Ve tabii ki de yazma eğilimi. Sonra ben kalemle yazıyorum. Starnum kleidum mastedut. Ne oldu? Çok daha zor. Çok fevkalade bir çözümlemeymiş. Ama şahsen ben bir fikre müdahale etmek, değiştirmek istediğim zaman işe bazı hareketlerimi hayal etmekle, kafamda tasarlamakla başlarım. Çünkü düşüncelerin üzerindeki hakimiyetim kaslarımı hükmetmekten geçiyor. Bir huyumuzu değiştirmek istiyorsak diyor Jules, mutlaka öncelikle onu hayal edeceksin diyor. Duygusal hallerin irade terbiyesindeki rolü. Bitirelim ya bence de. Descartes'e göre yaratılma ancak Tanrı'nın devamlı yaratma kudretine bağlanmıştır. Bizim de zevklerimiz, acılarımız, hislerimiz, hata hatıralarımız bir sürekli yaratılışın devamı gibidir. İçimizdeki canlı istek hislerin ışıldamasını sağlar. İçimizde isteme iradesi olmayınca soğuk, cansız, renksiz, tamamen soyut ve etkisiz bir psikoloji hal olarak ortaya çıkar. Evet çok güzel Descartes güzel söylemiş. Halk devamlı yaratıyor, halk ediyor. Yaratıcının devamlı yaratma kudretine bağlanmıştır diyor. Moleir Misantrope kitabında aşkın gözü kör etmesiyle alay eder. Soluk yüz Yasemin çiçeğinin beyazlığı gibi korkutan karanlık sevimli bir karartı gibi. Evet. Duygusal haller çöküntüye uğratıyor. Fakat duygusal sadece algıyı bozmaz. Keskin kuvvetli duygular zayıf olanları dinlemez ve kovar. Örneğin bilahare in bilahare. Bunu bu aralar duyuyorum. Bilahare inceleyeceğimiz kibir birçok insanda bulunan çok keskin bir duygudur ve gerçekte hissedilen duyguları zihinde kolayca kavrayabilir. Hissedilmesi uygun, nazik olan duygular ise hassasiyetimiz tarafından bize önerilir. Yabancı duygular bilincimize yerleşir, gerçek duyguları saklar. Tıpkı bir duvarın önünde beliren bir hayaletin hayal gören kişiyi engellemesi gibi Duygular gerçeği gizler. Öyle aşık oluyorsun ve bu duyguyu gizliyor. Gerçeği gizliyor aslında. Neyi gizliyor? Onun zannettiğin kadar mükemmel olmadığı gerçeğini gizliyor. Mantık devre dışı kalıyor. İrade devre dışı koruyor. İrade olarak olmaz. Mesela yakın bir tanıdığım var. Aldatıldı. Şimdi mantık kıyasına bakıyorsun. Göz göre göre aldatılma durumu var. Sonra geri dönüyor. O da onunla bir devam acaba. Hani diyor ya yani sen bu kadını affetmeye bahane arıyorsun. Hani bana öyle bir izah etsin ki, öyle bir mazlum konumunda olduğunu söylesin ki affedin bu ne? Mantıklı mı? Adalet değil bu. Adalet o noktada yaptığının bedelinin sensizlikle ödenmesidir. Gideceksin. İşte orada duygu mutlaka kör ediyor. Ya çok fazla realistsin. Şeyde diyor ya dizide benim duygum uygun mu? <laughs> <laughs> Onu ne zaman izlesem çok gülürüm. Benim duygum uygun yok. Hatta o şurada çekildi benim. iki sokak altımda. Kurtlar Vadisi'nde. Benim duygum uygun yok lan. Sen diyor Duran Emmi'nin karşısına geçip yani o adamın karşısına geçip silah almadayım nasıl ateş ettiysen ben de gereğini yaparım diyor. Şimdi duygusal davranma noktası ile ilgili güzel bir replik. Tabi aşkla ilgili bir replik değil. Biraz daha gerekenin yapılması ile ilgili bir replik. Ama bakıyor buraya da. Ee, gençler de buna benzer bir iç arzunun etkisiyle ve çevrenin de desteğiyle hakiki sevinçleri gençlik çağının sözde zevklerine feda ederler. Yavan, verimsiz bir yaşantı içindeki insanlar da içlerindeki gerçek duyguları aramazlar. Çevrelerinin kendilerine biçtiği çerçeveyle yetinir ve bunu alışkanlık haline getirirler. Bu da içlerindeki gizli gerçek duyguların ölmesine kadar gider. Biz mesela arkadaş çevrem lisede çok güzel olduğu için, yani güzel dediğim bir şey bilmiyorduk bizim bir antrenörümüz bir öğretmenimiz de yoktu ki oğlum bunu böyle yapın diyecek yani öyle insanlardı ama bizi e, ele alamadılar yani muha muhatap alamadık biz onları onlar da bizi kendilerine muhatap eğleyemediler herkese mesela hatırlıyorum e, lisenin son sınıfındayız çok haşeriyiz. yani çok çok fazla yani çok üst düzey haşeriyiz. anlatmayacağım oraları e, çocuklarla kaçtık yine okuldan Geçen hatırladım. Cumhuriyet Köyü diye bir okula göndermişlerdi bizi. Okul tadilattaydı. T buradan köyü okula götürüyorlardı bizi. Ve çocuklarla oturuyoruz. Böyle bir şadırvana geldik. Ya bizim dedim şöyle namaz falan kılmamız lazım. Ya böyle olmaz. Ahmet'le konuşuyoruz ki ben Şam şeytanı gibiyim. Yani benden öyle bir şey beklemezler. Öyle düşünün. Öyle öyle söyleyeyim. Yani o kadar belayı berzah çocuklarız ki böyle bir şey söyleyince şok oluyor herkes. İşte Ahmet bizim video çektiğimiz Ahmet şadırvana oturduk çocuklar dükkanın geliyor. Harbiden ya namazı namaz kılalım abi ha, biz hayat böyle devam etmez gibi. Böyle bir iç hesaplaşma. Şimdi ne oluyor? E, yavan verimsiz bir yaşantı içindeyiz. Öyle serserilik yapıyorsun, öyle haşaralık yapıyorsun, öyle kafanı o deliğe sokuyorsun, buraya sokuyorsun. Şimdi sanıyoruz ki şey hayır onlar arzulun etkisiyle işte yok böyle arzu yok başka arzular yok işte kahramanlık arzusu. bunlar yavan şeyler. Ama Yavan ve verimsiz bir yaşamda içinde de samimi bir dostluk var. O dostluğun hürmetine bazen ortaya böyle şeyler çıkıyordu. Mesela Mustafa vardı çok güzel şiir yazardı. Tek derse girerdik biz. Yani diğer derslerin hiçbirine girmiyorduk da. O da Aslı hocanın dersi. O da böyle edebi olarak bize kadın değerli hissettiriyordu en azından. Yani kulakları çınlasın. Mustafa'nın yazdığı şiirleri okurdum ben mesela. Goygoyu goy da yapardık ama çok böyle gönül insanıydı Mustafa. Balık burcu. Ee, yazardı. O da o da şimdi bak çok gönül insanıydı. Hiç ağzından kötü kelime çıktığını görmedim. En fazla ananı satayım derdi. En fazla küfrü buydu. Bizim ağzımızdan normal kelime çıkmaz. Düşün öyle lise hayatı. Ve Mustafa çok güzel bir şiirler yazardı. Benim hafsalamda öyle kalmış. Ama öyle değil adam her ay başka kıza şiir yazıyor. Çok da böyle sıra dışı bir sınıfımız vardı. Yani herkesin özel yetenekleri vardı falan. Çok değişik çocuklardı. Mustafa da öyle yani. Gönül insan ama <laughs> şiirler yazıyor. Hakikaten işte mesela Aslı Hoca da derdi. Ya siz çok değişik çocuklarsınız ama hani neden dinlemiyorsunuz diye. İşte saygınlık orada devreye giriyor. Saygımızı kazanan bir hoca olsaydı biz dinlerdik vesaire. Her şeyde bir hayır vardır. Hakeza yalan ve verimsiz yaşantı içinde olduğumuzu ara sıra fark ederdik ve o yavanlığı dışarı atmaya çalışırdık. Ama bunda en büyük etken dostluk, samimiyet, çıkarsız ilişki. Arkadaşlıktaki çıkarsız ilişki. Biz okuldan bir gün 17-18 kişi kaçtık. Yani bizim bütün sınıf sınıf. Zaten 20 kişiyiz. İkisi kız. Onlar zaten gelmiyor. Biz bütün erkekler kaçtık. Otostop çekiyoruz köyden. Bir tane minibüs durdu. Eski böyle. Bir açlık mermerci dayı. Dedim hepimiz alman lazım. Bir bindik üstümüz siyah ceketler falan var. Okul üniforması siyah. Hepimiz mermer tozuna bulandık. Herkes sigara yaktı. Verin sigara. Dayıya da verdik. Dayı da böyle gariban. İleride jandarma var. Eyvah dedi. Ne yapacağız? Hemen öndekiler sigaraları arkaya attılar. Yani tamamen mermer arabası. Arka, arkaya doğru sigara attılar. Abi çok endişelen. Dedim abi endişelenme. Sana ceza yazarsa da biz sana öderiz çocuklarla. Çocukların hepsi de bana evet tabii ya ne var hepimiz cebimizden parayı veririz. Sana cezanı öderiz sıkıntı yapma dedik. 18 kişiyiz yani. E, o zaman askeri ücret kaç var? 200 lira falan hepimiz 10 lira çıkarsak zaten öyle yapıyor. Hakeza e, bizi durdurmadı. Polis sağ olsun şey mı? Öyle devam ettik. Bizi gideceğimiz yere bıraktı. Çok samimi arkadaşlarımız var. Bak birlikte olabiliyoruz. Bu yavan ve verimsiz bir yaşantının dışındadır. Gararsız ilişki. Çıkarsız sevgi. Önemlidir yani. Bunu niye anlatıyorum? E, ne kadar da dipsiz bir kuyuda da bulunsa insan o dipsiz kuyunun içerisinde bir güzellik onu okuyudan çıkaracak bir ip olabilir. İşte dostluk, samimiyet, arkadaşlık. çıkarırdı. yani ben e, artık böyle bir insan olmayacağım dediğimde lisedeki arkadaşlarım gel bak mahalledeki çocukluk arkadaşlarım gelmediler. Onlar dinlemediler. Hatta ee, falan sen mi falan yaptılar ama lisedeki çocuklar hemen hemen biz de gelelim dediler. Şimdi bu samimiyettir e, çıkarsız, o yavan olmayan, verimsiz bir yaşantının içerisindeki o çerçevenin içerisine girmeyen haldir yani. Buna bana ne derler durumu sevimli saygılı ama içi boş insanlar yaratır. İpler başkalarının elinde olan kukla misali. En zor anlar bile hissettikleri makbul olan olacak bakın aynı çek. İşte ya biz seni bilmiyor muyuz geçmişin öyle neci fazla çok söylemişler ya sen böylesin falan diye. Geçmişim, geçmişi çöpe attım ben çöpü kedi köpek karıştırır diyor. Yani bunun gibi işte ne derler acaba ben böyle yaparsam falan ne derlerse derler. Yapacak bir şey yok. Yani ben buyum diyebilmek lazım. Bu şeyde de böyle dün ben söyledim ya işte mesela imanla ilgili okumalar yapıyoruz. İşte sen hocayım diyorsun yok denize giriyorsun şöyle böyle ağzında kötü şeyler. Ben insanım. Ben her şeyiyle senin koyduğun o vasıflara uygun biri değilim. Ama öyle biri değilim diye de öyle biri olmaya çalışmayacağım diye bir şey yok. Yani eksiğim var bazen yeri geliyor. Argo konuşuyorum yani. Ben buyum. Ama buyum diye de olmaya çalıştığım şeyi olmaktan vazgeçmiyorum. Yaşadığım, inanmaya çalıştığım gibi inanmaktan vazgeçmeyeceğim. Yani öteberim eksik diye yoldan beri durmayacağım. Yani bu saçma bir bakış açısı yani. Oturduğu yerden bir cacık yapmıyor. Oturuyor poğaçasını kurabiyesini alıyor. Milleti eleştiriyor. Bak lan dalgana. Her zaman böyledir. İş yapan kınanır, yürüyen kınanır, koşan kınanır, seven kınanır, sevmeyen kınanır. Hiçbirini aldırmayacaksın. Çünkü şey o değil. Tartı onlar değil yani. Burası çok güzelmiş. Devam edeyim. Bütün yargılarımız ve inançlarımız bilgi edinmeye ve edinen bilginin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine dayandığından duyguların burada önemli etkileri olacaktır. Hakikate duyduğumuz aşkla yapacağımız ilk şey sevdiğimiz şeyin doğru olduğuna kani olmaktır. Hepimiz tercihlerimizi birçok seçenek arasından yaptığımızı zannederiz. Maalesef bu kararlar çoğunlukla içimize alınmıştır ancak bizim tarafımızdan alınmış değildir ya bilinçli olarak yapılan bir tercihtir ya da bilinç dışıdır ki bilinçli olan da irademizin bu seçimine bir katkısı olmamıştır. Baskın gelen eğilimlerimiz bir bakıma zekanın karar vermesine rıza gösterir. Zekanın kendini kraliçe gibi hissetmesine izin verirler fakat bu kraliçe gösteriş yapan, nutuk çeken ama hiçbir yönetim görevi olmayan kraliçedir. Yani çevren, öğrendiklerin, gördüklerin ve tabii ki güdülerinle birlikte karar veriyorsun. Zekaya da hadi sen karar verdin diyor diyor o güdüler. Kalıcı bir iradenin oluşması için güçlü devamlılık arz eden ve en azından düzenli olarak duygularla beslenmesi gerekir. Mill diyor ki güçlü bir duygusallık kendi nefsine karşı hakimiyet kurmanın hem aracı hem de koşuludur. Ancak bunun için duyguların doğru yönde eğitilmesi gerekir. Bu hazırlıklar tamamlanınca sadece lider olacak kahramanlar yetişmiş olmaz. Aynı zamanda kendine hakim olan irade kahramanları yetişir. Ben bunu el çizgilerinde anlatıyorum. Baş parmakla ilgili birinci boğum iradeyi verir yönetimi verir. Ama bu yönetim dış yönetim değildir. Çünkü dış yönetim için tek başına bu parmak yetmez. Avucun tüm parmakları, parmakların boyutları, her bir tepenin boyutu, yüz bunlar bir araya gelir komplike olarak bu adam lider diyebilirsin. Öbür türlü işte burada irade ve yönetim çok güçlü. En magic gemim ne var? Ben yöneticiyim. Yönetici çok farklı dinamiklere sahip olması lazım. Bu dinamikler bu etkin, o aura ortaya çıkışı birçok şeyin bir araya gelmiştir. 2 üç şeyin değil. O yüzden içsel iradedir esasında ve en büyük kahramanlık da odur. Herkese aynı istidat verilmemiştir ki her yönetim kabiliyeti olan yüksek bir yönetim kabiliyetiyle olsa herkes yönetici olsa alt işi kim yapacak? Yönetilme noktasında yönlendirir ki adam bundan haz alıyor. Mesela ben bunu geçen de söyledim. Kölelik, kölelik fıtratta var bir kere. Yani adam diyor ki ben bir iş kurup da onun peşine konuşmak istemiyorum. Ben tarif edilsin yapayım istiyorum diye. Bu fıtridir. Bu böyledir yani. Birisi yön verir, biri yönetir, birisi yönelir bu böyledir yani bu isim olarak değiştirirsin işte işçi mesela çalışan işveren işçi bu her zaman böyle bir süre gelmiştir kanuniyet olarak da böyle süre gelmiştir yani burada insanların böyle herkesin ha ben Ferdi Ferit falan öyle bir şey yok kimse kendine hikaye anlatmasın yani Ha keza esas kahramanlıkla alakalı da irade kahraman yetişmiş olur. Buna tevafuk eden bir konu oldu. Kendimizi itinayla inceleyelim. Reflekslerimiz dışında tüm irade arzularımız üstürüpsüz oturmuyor Kendimizi itinayla inceleyelim. Reflekslerimiz dışında tüm irade arzularımızdan önce bir heyecan dalgası yaşarız. Yapılacak işi duygusal olarak algıladığımızı görürüz. Zamanı gelir yapmanız gereken işin yarattığı baskı nedeniyle yatağınızdan çıkmaz istemez. Ancak misafire yatakla yakalanma utancını yaşamamak için aceleyle giyiniriz. Utanma hissi giyinme işini bize yaptırır. İtiraf edeceğim. Şimdi ben tek yaşadığım için evi toplamıyorum. Ee, dağınık kalıyor bazen. Değil çoğu zaman. İşlerin yoğunluğundan. Biri geliyor. Mesela bugün yeğenim gelecek. Evet. Sabah uyanır uyanmaz. hemen dedi. <laughs> Temizle düşün. Ben de bunu yaptıran duygu ne? Misafir gelecek. Etrafı toplamam lazım. Bazen de mesela adaletsizliğe karşı çıkma hissi bize pahalıya mal olacak. Aleyhimize mal olacak. Aleyhimize olacak. Bir protesto yapmaya bizi itebilir. Evet. Zaten günümüzde çocuklara verdiğimiz pek de akılcı olmayan Eğitim gerçeğin muğlak bir algısı üzerine kuruludur. çok güzel bir eleştiri Çocuklara verdiğimiz eğitim akılcı değildir Ve bu gerçeğin muğlak Algısı üzerine kuruldur kısmen Bütün kompozisyonlar ödüller cezalar Sistemi iradeyi sadece duyguların Harekete geçirilebileceğine dair muğlak bir kabul Üzerine kuruludur böylece hassasiyeti Düşük olan yetişen çocuğun irade açısından Eğitimi de zordur Herkesi kamçılayan şey farklıdır o yüzden insan tanımak çok önemli Bir çocuğu övgü kamçılarken diğerini birinci olmak değil de birinci olamamak kamçılar. Ben bunu çok defa e, spor camiasında olanların da çoğu gözlemlemiştir. Küçük yaşlarda müthiş başarılar gösteren ve sürekli övgüler alan büyüyünce hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapamaz o çocuk. Çünkü artık zihnen doymuştur, dolmuştur ve e, on yani nasıl söyleyeyim şımarmıştır. Ama bazı şımarmaz. Hedef odaklıdır. Ama onun bazısını keşfetmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Kimisi ise o küçüklükteki o başarısızlıkla öyle bir ateşlenir ki ondan öyle bir beslenir ki ileride fevkalade işler yapar. O yüzden insanı tanımak ve onun neyi motive ettiğini bilmek önemlidir. Michelet'in dediği gibi bir fikrin değeri ilk çıkış anında değil, aşkın ısısıyla tomurcuklanıp kalbin gücüyle çiçek attığı açtığı zaman belli olur. Spencer dünyayı duygular yönetir der haklı olarak. Stuart Mill ise bunun aksini iddia ederek dünyanın hareketini duygulara ya da tutkulara keşfet tekrar bunun aksini iddia ederek dünyanın hareketini duygularla ya da tutkularla keşfetmedikler, haksız da değildir ancak bu buluşu insan üzerinde pek de etkisi olmayacak bir durumdan çıkarıp insanın faydasını yönlendirmeyi başarmış olması güçlü duygulardan kaynaklanır demiştir. Spinoza'nın da Pascal'ın da fikirleri ruhlarında filizlendi, özellikle Spinoza'nın e, Spirzona Spizon, Spinoza'nın <laughs> ruhuna gezegenimizin evrendeki önemsizliği ve ardından hiç olduğumuz duygusu o denli işledi ki onun eseriyle haşır neşir olan hiç kimse ilahi gücün o büyük huzurunu hissetmekten kendini alıkoyamaz. Bu keşif sadece derin filozoflarla da pratik etkiler doğurdu. Çünkü sadece onlarda duyguların tomurcuklanmasına sebebiyet verdi. Bir ulusun politik bir grubun iradesi duygularının çıkar ortak korkular, ortak istekler vesaire gibi bir sonucudur. Yani halkı yönlendirmek için salt fikirler yeterli değildir. Duyguları kullanmak zorundasın. Tam da bu hususta okurlarımızın dikkatini şu noktaya çekeceğim. Çok güzel bir yer not almışım buraya. Tarihte düşüncenin davranış üzerindeki zayıflığı ile duyguların gücü konusunda birçok kanıt bulmaları mümkün. Hepimizde vuku bulan vatan sevgisinde yer alan acı, keder, korku ve umudun payını görebilecekler. Vatan sevgisinin Dörtlü sacayağı diyebiliriz diyor. Seven için her şey daha kolay olur. Deyimi gibi seven için gerçekten de her şey daha kolay olur. Anaç duyguların nasıl onur vatanseverlik duygularından daha güçlü olduğunu biliriz. Yavrusu yaşasın da kendi sefil olsa bile yeter. Yeter ki yavrusu yaşasın ister. Aksi bir durumda da Cornelia'nın e, Gratius adlı trajediden bahsediyor. ...hararetli vatanseverliğinin nasıl en güçlü duygularının yerine ikinci duyguların başarıyla konulabileceğini gösterdi. Hikayeyi bilmediğimiz için şurayı çok anlamadık. Kendine hakim olanların nedenle az olduğu, özgürlüğün ise ancak az sayıda insanın ulaşmaya cesaret edebildiği... ...sebatkar çabanın bir ödülü olduğu fikrini bizden daha iyi bilen olamaz. Fevkalade bir izah yine. Hemen şurayı da not alalım. Kurarak. Buradan şöyle bir sonuç çıkar. İnsanlar belirlenim yani determinizm yasasının ve kendilerini alıkoyamadıkları arzularının kölesidir. Ayrıca. Ya fevkalade ya. Allah neden bana bu emri koydu? Neden böyle yap diyor falan? Ben köle miyim? Hayır. Kendine hakim ol. Erken kalk. Erken yat. Nefisinin yani güdülerinin, duygularının esiri olma diyor. Akabinde insanlar belirlenen yani belirlenim yasasının ve kendilerini alı koyamadıkları arzuların gölgesinde. Adam kendini alı koyamıyor ama onu kendi isteğiyle yapıyor. Yani arzusunu aslında fikri olduğunu dile getiriyor, söylüyor ve diyor ki ben bunu dilediğim için yapıyorum. Bana engel olmayın. Ama o senin duygunda aslında. Yani arzunda duygunda değil. Güdün Ayrıca Nikol'ün dediği gibi onlar acımamız gereken kukulalardır. Onlardan hangi hayasızlık gelirse gelsin filozoftan beklenen davranış yüksek sükunet ve huzurdur. Hür iradecilerden olan Alkeste ne kadar sinirlenirse sinirlensin sonuç budur. Filante'nin sevimli sakinliğine bir bakalım. Her adımda gördüğüm gibi, gazap verir sizin gibi, sahtekar haksız çıkarcı gördüğümde etrafta dolanan aç akbabaları, kötü maymunları, kudurmuş kurtları görmekten. İşte akıllı insanın edinmesi gereken tavır budur. Öcünü alırken bile sükunetle yapmalı. Daha doğrusu akıllı insanlar öç almaz zaten. Kimsenin de onun rahatını bozmaması gerektiğini bildiği için sadece huzuruna kast edecekleri anlayacakları şekilde düzelterek önlem alır demiş. Bu benim öğrenmem gereken bir şey. Henüz değil. Allah'tan durum bu kadar da vahim değil. Buraya kadar bahsettiğimiz ve burada hakkını teslim edeceğimiz bir faktör var. Zekanın bugün muktedir olmadığı şeyleri yapma imkanı zaman ona sağlayacaktır. Anında alamadığımız bir sonucu bir stratejiyle dolaylı olarak ileride telafi etmemiz mümkün olacaktır. Fizyolojik açıdan irademiz... Aman ya bir parmağım kaşınıyor. Fizyolojik açıdan irademizi dikkate almayan organlarımızdan kalp başta olmak üzere hiçbirine doğrudan psikolojik yollarla etki edemeyiz. Tek müdahale imkanımız dışarıdan gelebilir ki bu da tedavi ile ilgilidir. Aşırı öfke anında içeceğimiz yüksek ot, yüksek otunun kalbin ritmine faydası olabilir. Bazı ilaçlar sayesinde en şiddetli dürtülerimizi bastırmak mümkündür. Fiziksel ve zihinsel hantallığımızı, tembelliğimizi kahve içerek engelleyebiliriz. Ancak bu kalbin hareketini hızlandırır. Bu bir tür spazmdır. Üstelik birçok kişi için sinire sebebiyet verebilir. Sinirli birçok insan solunum bozukluğu, nefes darlığı, el kol titremesi olabilir. Özetle duygularımız üzerinde doğrudan doğruya etkimiz hakkında da düşünmek icap eder. Duygu ile duygunun dışa yansıması olan kas hareketleri genelde herkesle aynıdır. Bunların dışa vurumu isteğimize bağlıdır. Ancak o halde madem ki ancak ben attım öyle bir şey yazmıyor ancak diye bir şey yok. uzun soluklu okumalarda halüsinasyonlar gözükebilir. <laughs> Kelime halüsinasyonu görüyorum. O halde madem ki bir hareketi yapmak veya yapmamak hususunda hakimiyetimiz vardır o halde bir duygunun dışa yansımasını durdurma çoğu zaman mümkündür. Duygu ile duygunun dışa yansıması olan kas hareketleri arasında devamlı bir çağrışım ve destek vardır. Zaten herhangi bir iki unsur sık sık ilişki olursa birbirlerini tetikleyecekleri genel bir psikoloji yasasıdır. Bu kurama bağlı olarak insan doğası ile ilgilenen psikologlar hatta Pascal, Agnes ve Loyola. Loyola ne kadar güzel. Bir kedi ismi olabilir Loyola gibi düşünürler. Ruhumuzu aynı duygu durumuna getirmek için duygu hali yerine ona tekabül eden kas hareketlerini yapmayı tavsiye ederler. İlginç bir bakış açısı. E, ruhumuzu aynı duygu durumuna getirmek için duygu hali yerine ona tek Ay, ilginç diyorum da biraz önce bahsettiğimiz konu işte. E, özgüvensizsin. Özgüvenini kaybettin, özgüvenli olman için kas hareketlerini özgüvenli şekle getiriyorsun. Bu şekilde duyguların e, duygularında oraya geliyor diyor. Güzel. Aynı fikirde olmamız güzel. Maalesef açığa çıkan duygular zaten hala hazırda var olanlardır. Onları yaratmıyoruz. Sadece onları ortaya çıkarıyor, canlandırıyoruz. Tekrarlanan duygular ise doğal olarak zayıflarlar. Yani iç dünyamıza destek veren harici güçler ancak değerli bir katkı olarak kabul edilebilir. Bunlardan daha ziyade duyguların bilinçte canlı kalmasını sağlayarak katkı sunarlar demiş. Akılın gücü bitireceğiz arkadaşlar. Son bölüm. Akılın gücü. Mesela içimizde çalışma isteği belirlendiğinde, belir, belirdiğinde, Şayet harekete geçmek sıcağı sıcağına yapılırsa eyleme fikir arasındaki bağ sağlamlaşır. İkisi arasındaki rabıtanın sıkı olması için duygu durumunun sıcaklığıyla işlenmesi şarttır. Böylelikle düşünce ve hareket arasında muhteşem bir uyum sağlanır. Eğitimin görevi çocuklarda güçlü duyguları kullanarak düşünme alışkanlığı edinmelerini sağlamaktan yani çocuğun kafasındaki fikirlerle, Fikirler Duygular arasındaki nihayetinde fikirlerle eylemler arasındaki bağ kurabilmesini ve harekete geçmesini temin etmekten başka ne olabilir? Tekrar, eğitimin görevi, çocuklarda güçlü duyguları kullanarak düşünme alışkanlığı edinmelerini sağlamaktan, yani çocuğun kafasındaki fikirlerle fikirler, fikirlerle duygular arasında ve nihayetinde fikirlerle eylemler arasında bağ kurabilmesini ve harekete geçebilmesini temin etmekten başka ne olabilir? Valla bunun için şey oluyor böyle bir şey olmuyor yani eğitimde okulda dini duygular derin inanç ortamında ve de dönemlerinde muazzam bir gücün ortaya çıkmasına neden olur sebebi de zaten güçlü olan ve tutarlı bir şekilde bir araya getirilmiş olan temel duygulardan faydalanılması, faydalanılmasıdır toplumsal baskı korkusu dini temsil eden otoriteye karşı saygı eğitim yıllarının birikmiş alışkanlıkları günah işleme korkusu sürekli her yerde bizi gören duyan hatta Düşüncelerimizi bilen Tanrı düşüncesi, ondan beklenen umutlar, bütün bunlar bilincimize basit gibi görünen ama aslında karmaşık ve mühim yer edinen şeylerdir. İçimizi yakıp kavuran bu duygunun ateşi, düşüncelerimizle eylemlerimiz arasındaki bağı lehimler. İşte bu nedenle üstün dini duygulara sahip kişiler küfre karşı fazla eğilim göstermezler çünkü çabuk boyun eğerler ve bunda samimidirler. Ahlaki açıdan zayıf olanların zihnini yakıp kavuran cinsel istek, onlar da öylesine mat edilmiş yok edilmiş, arındırılmıştır ki onlar için iffeti korumak bir sorun olmaktan uzaktır. Bunun sadece üstün duyguların karşı koyması çok güçlü eğilimlerde karşısında kazanılmış büyük zafer örneği olduğunu düşünüyorum. Renan'ın dediği gibi Renan'dan Cemil Meri çok bahseder. Artık sahip olmadığım bir inancın hala beni yönettiğini hissediyorum. İnancın özelliği kaybolmasına rağmen hala etkili olmasıdır. Bu durum sadece inançla ilişkili bir özellik değil. Eylemleri uzun süre kimin fikrine bağlayan Uzun süre kimi fikirlere bağlayan her samimi duygu zamanla yok olabilir. Duyguların kolaylıkla kurulduğu benzer bağları düşüncelerimiz duygularımızla işbirliği sağladığı takdirde aynı şekilde kurabilir demiş. Zihinle öğrenilen asıl bilgi ve ezber bilgi. Aslında bu ayrım temel bir gerçeği ortaya koymanın yanlış bir yoldur. Allah Allah. Tüm bilgiler zihinseldir. Ancak bilgiye bir heyecan eşlik etmesi durumunda ikisi ayrı arasında bir etkileşim ve bileşim olur. Duygunun daha hacimli ve daha etkili olması nedeniyle bilincin önüne geçer, bağlantılı düşünceleri kenara iter. Yukarıdaki örnekte, örnekte belirttiğimiz gibi isteksiz düşüncelerin aniden şiddetli duygular uyandırabildiklerini gördük. Ancak yanında duygusal ancak yanında e, duygusal bağın hatırası olmaksızın düşüncenin şuurda yer tutması mümkün değildir. Eee kapanmadı kapanmadı bu sefer kapandı tam da seviniyordum şevkle okuyordum normalde her bir videoda mutlaka yarıya bölünür o yüzden bir süre sonra da böyle 40 dakikadan sonra falan ben veya 20 dakikadan sonra e, kesildiği yerden itibaren biraz bir moralim bozulur yine mi durdu falan bu sefer 1 saat 10 dakika olmuş ve yine iyi dayandı 1 saat 10 dakika tebrik ediyorum devam ediyorum Gittikçe genişleyen entelektüel ufkumuzu bir düşünün. Buna bir de kişisel öz saygının ihtirasın verdiği tatmini ekleyelim. Bizim için değerli olan kişilerin mutlu olmasının verdiği haz da var. Ayrıca insan sevgisi bilimlerin bilimi olan kendini yönetme sanatını kimsenin öğretmediği başıboş gezen onca gence yardım olma hissi daha üstün gelecektir diyor. Bir iş çok zor ve nahoş olsa bile eğer içimizden gelerek yapılırsa emin olabiliriz ki fikirlerin çağrışım yasası gereği alışkanlıklar çabanın verdiği acıyı dindirecek ve kısa bir süre içinde keyif almaya başlayacağız. İşin doğrusu başlangıçta bize çekici gelmeyen bir işi çağrışım yoluyla çekici kılma gücümüz çok kötüleri uzanır. Nasıl? Öncelikle irademize faydalı olacak hislerimizi zenginleştirebiliriz. Böylece onları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Mesela zamanın elimizden kaydı düşünüldüğünde hayrete düşürülen bu algılaması zor koşuşturmacanın bu insan hayatını ve bedenini kemiren telaşlı saniyelerin akışı, bu hayatın kısalığı, duygusu da bize bütün bayağı eğlenceleri küçümsemeyi öğreterek, öğreterek yardıma gelmez mi? Aslında bilincimizde olmayan duyguları ne yaratabilir ne de ortaya çıkarabiliriz diye de devam etmiş. Dikkat sarf etme kabiliyeti. Sahip olduğumuz... Dikkat sarf etme kabiliyeti sahip olmadığımız bir yaratıcı güç görevi görebilir demiş. Yeni bilimsel buluşların tümüyle yeni duygular yarattığını görürüz. Kartezyen felsefesinin mekanik görünüşünden daha soğuk ne olabilir? Fakat Spinoza'nın ateşli ruhuna düşen bu soyut teori onda onu o kadar dağınıp duran fikirleri yeni bir sistem halinde düzenleyip bizim hiçliğimizle ilgili sahip olduğu o çok güçlü duygu etrafında toplayarak gördüğümüz en duygu dolu ve muhteşem metafizik romanlarından birinin ortaya çıkmasını sağlamadı mı? Kendini kontrol etmenin gururu ve üretici ve verimli düşüncenin hazlığını tadını uzun süre koruyabilmek amacıyla kullanmak gerek demiş. Gördüğümüz üzere duygusal hallerimiz ve istek tutku gibi duygular üzerinde direkt etkimiz kayda değer bile olsa neticede zayıftır diye de eklemiş. Pascal bununla ilgili zeka ne kadar büyükse tutkular o kadar büyük olur diyor. Fakat unutmayalım ki düşüncelerimizin yönünü belirlemek bize aittir. İki ateşin birbiriyle temas etmesine engel olabiliriz. Ateşi söndürmenin imkansız hale geldiğini hissediyorsak bir uzlaşma yolu arayabiliriz ve misal olarak kızgınlığımızı söze vurabiliriz. Öc isteğini dönüştürebilir. Bu gözü kör, saçma sapan duygunun ateşi azalana kendimize geleceğimizden emin olarak istediğimizi temkinli bir geri çekilmeye zorlayabiliriz. Diğer bir deyişle tekrar saldırıya geçmeden önce düşmanların yorulmasını bekliyoruz. Bazen direkt harekete geçeriz. Görüldüğü üzere bazı karmaşık eğilimler insanın gözünü kör ettiğinden her zaman akla ihtiyaç duyacaktır. Aynı şekilde tüm tutkuların, arzuların ilk amacı aklı yozlaştırarak kendini meşrulaştırmasıdır. Tembelin de hiçbir şey yapmamak için ve kendisine uyarıda bulunanlara karşı kendince haklı olduğunu göstermek için yığınla bahanesi vardır. Peki arzuyu ne, ne yok edecek? Dikkatli inceleme ve hakikat. Büyük tutkular eleştiriler bakışın uyanmasına engel olur. Ama tutkunu tutkunu olunan şeyin iradi olarak kötülenmesi mümkünse tutku yok olma tehlikesi altındadır. Nasıl kötülenecekmiş? İradi olarak. Dikkatli inceleme ve hakikat arzuyu yok edebilir diyor. Misal bir şehvet anında bozgunumuzun utancını bir an bile gözden kaçırmayabiliriz. Tatmin olduktan sonra gelecek depresyonu, verimli ve güzel bir çalışma gününü kaybetmiş olma düşüncesini hatırlayabilir. Belki de zihnimizde çağrıştırabilir ve hayal edebiliriz. Aynı şekilde herkesin başına geldiği gibi bir tembellik anında belki hantallığımıza sebep olan içimizdeki ilkel hayvanın isyanına engel olmalıyız. Ancak kendine hakim olmanın, çalışmanın nedenli güzel bir şey olduğunu düşünmemiz ve hissetmemiz de mümkün. Yani burada o hayallerle aslında yaptığın şeyin neticesinde başına gelecek olanı düşünerek o şeyi yapmamayı veya yaptıktan sonra başına gelecek güzel şeyleri düşünerek o şeyi yapmaya kendini ikna etmeyi kullanmaktan bahsediyor. Doğrusu doğa gibi önümüzde yüzlerce yılımız yok ama garanti Oymak zorunda da değiliz. Granitmiş. Bir daha, doğrusu doğa gibi önümüzde yüzlerce yılımız yok ama graniti oymak zorunda da değiliz. Bizim için önemli olan kötü davranışları silip yerine yavaş yavaş daha iyilerini koymaktır. Amacımız tembelliğimizi ve arzularımızı makul limitler çerçevesinde tutmaktır. Hepten silip atmak değildir. Hatta başarısızlıklarımız bile bizim lehimize dönebilir. Mükemmelle kavuşmak için kaynak o denli bol. İşin gerçeği arzularımız tatmin olduktan sonra içinde bulunduğumuz o hınç o ağızda kalan acı tat, fiziksel yorgunluk, zihinsel boşluk hisleri, acı tadı hissetmek için tekrar tekrar çiğneyip hatırasını hafızasına kazımak isteyen için mükemmeldir. Birkaç günlük mutlak tembellik insanda o azımsızlık hislerini yaratmak için haydi haydi yetecektir. İlerlememiz için değerli olan kendinde iğrenme hissini beraberinde getirecektir. Bu tür hislerin ara sıra ortaya çıkmasına kıyasla gerçek çalışma verdimin değerini anlamak için çok çok önemlidir demiş. Son söz. Ön sözlerle son sözlere çok tahammül edemiyorum. İrade terbiyesi Jület Payos. Jüret, Jület, Juliet Payot artık şeyi kaybettim. Dilimin ve dudaklarımın koordinasyonunu bir buçuk saate yakın, bir saat on dakika falan sanırım. bitsin diye hepsini okuyalım dedim. Güzel bir eser. Çok beğendiğim bir eser. Bu arada sayfa sayfa atlayıp okuduğum yerlerde hep çizdiğim yerler. Yani daha önce çizdiğim bir yer varsa bir sayfa geçiyorum. O paragrafı okuyorum. Not almışım kenarlarına. Ee, öyle olduğu için şöyle yakından göstereyim. Öyle olduğu için e, mutlaka notlar, çizimler, altı çizim Buraları okumaya çalıştım. Yani rastgele açıp da bir paragrafı okumadım. Ee, daha önce beğendiğim ve Evet ya bu çok önemli dediğim yerleri çizmişim. Çoğu yer çok önemli burada. Dikkatli okunması gereken ki tekrar boşaltıp tekrar okunması gereken kitaplardandır. İrade terbiyesi Jules Poyot'u birlikte bitirmiş olduk. Umarım istifadeli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.